Şöyle mi durayım? Efendim, güzel bir akşam ortamında beraberiz. İftarımızı açtık, Allah kabul etsin. Arkadaşımız güzel bir konuşma yaptı. Kısaca ben düşüncelerimi ifade edeyim. Bizim huzura ihtiyacımız var. Bizim beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Bizim beraber huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim. Kardeşliği getireceğim. Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin kimliğinin sorgulanmayacağı bağımsız ve güzel bir Türkiye. Hep beraber, birlikte yaşayacağız. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. O zaman göreceksiniz ki beraber yaşamanın ne kadar güzel olduğunu, kucaklaşmanın ne kadar güzel olduğunu hep beraber göreceğiz. Temeli bilirim. Bu yoldan defalarca geçtim. Her geçişimde Temelli'de güzelliklerin olduğunu da gördüm. Güzel bir yapay görün oluştuğunu da gördüm. Etrafındaki masaları da gördüm. Piknik yapan insanları da gördüm. Her görüşümde ya ne kadar güzelleşiyor burası dedim. Ama sonra Temelli olmaktan çıktı. Aldılar, başka bir yere bağladılar. Bir yere not alın. Bir yere not yazın. Allah'ın izniyle Temelli'yi Ankara'nın ilçesi haline getireceğiz. Bir daha ifade edeyim. Bir daha ifade edeyim. Sizler destek verirseniz Temelli'yi Ankara'nın ilçesi haline getireceğiz. Müthiş bir gelişme potansiyeli var. Güzel insanları var. Görüyorsunuz yolun üzerinde. Her türlü imkanı var. Organize sanayi bölgeleri var. Neden burası bağımsız ve güzel bir ilçe olmuyor? Ankara'nın ilçesi olmuyor. Neyi eksik Allah aşkına? Neyi eksik? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki şu eksik olduğu için biz burayı ilçe yapmıyoruz. Diyecekler ki kaymakamı eksik, vallahi kaymakam atayacağız buraya. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Ha, bunu söylerken şunu da ifade edeyim. Bana oy verin onun için yapacağım değil. Oy verseniz de vermeseniz de ben burayı ilçe yapacağım. Hiç endişe etmeyin. Çünkü ben adaletten yanayım. Haktan yanayım. Hukuktan yanayım. Ben insanlar evlerinde rahat yaşasınlar, ondan yanayım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'den yanayım. 3.447.000 abonenin elektriği kesildi geçen sene. 3.447.000 abonenin elektriği kesildi. Laf olsun dedik, elektrik dendi, elektrikler kesildi dendi. Gazetelerde küçük haberler halinde yer aldı. Yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesilmesi demek, her hanede 3 kişi yaşıyorsa 12 milyon insanın elektriksiz bırakılması demek. Ne demek elektriksiz ev? Elektriğiniz olmayacak. Televizyon seyretmeyeceksiniz. Buzdolabınız çalışmayacak. Çamaşır makineniz çalışmayacak. Misafir doğru dürüst gelmeyecek. Çocuklar okula gidiyorsa ders çalışamayacak. Peki 12 milyonun derdini kim dile getirdi? 12 milyon kişinin hakkına kim sahip çıktı? Lambamı, evet, elektrik faturamı ödemedim. Neden? Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye'ye anlatmak için. Evet, anlattım. Bütün Türkiye biliyor mu? Evet, biliyor. Kimin hakkını savundum? Elektriği kesilen ailelerin. Kim Allah aşkına keyfinden elektriğini keser? Kim? Parası yok, pulu yok. Parası yok, pulu yok, elektrik faturasını ödeyemiyor.
Gittim elektriği kesilen aileyi. 3 çocuğum var diyor. Elektrikler kesildi, parayı ödeyemiyorum. Nasıl yaşayacağım? Bu çocuklara kim bakacak? Çocukların altında bezler var. Bezleri kim yakacak? Elbiselerini kim yakacak? Çocuklar nasıl banyo yapacak? Bunların derdini bilmezseniz siz nasıl siyaset yapacaksınız? Bunların derdine çare üretmezseniz siz nasıl siyaset yapacaksınız? Bir şey daha ifade edeyim. Diyebilirsiniz ki, ya CHP'ye oy vereceğiz ama bu CHP hep yanlış yaptı. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi artık doğrudan doğruya halkın partisidir. Milletin partisidir artık. En büyük değişimi yaşadık. Temelli'den yeteri kadar oy almadığımızı ben de biliyorum. Ama kabahat Temelliler'de değil ki, kabahat bizde. Sen Temelli'ye gittin mi? Kahvede oturdun mu? Vatandaşın çayını kahvesini içtin mi? Derdini dinledin mi? Bunları yapmadık. Temelli bize niye oy vermiyor diye dertlendik. Gideceksin. Sofrasına oturacaksın. Çayını kahvesini içeceksin. Derdini dinleyeceksin. Eğer varsa bir derdi nasıl çözüleceğini anlatacaksın. Ondan sonra Temelli'den oy isteyeceksin. O zaman Temelli sana oy verir. Gelmezsen, oturmazsan, konuşmazsan, derdini dinlemezsen sana niye oy versin? O nedenle gidiyorum. Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Fakirin fukaranın sofrasına oturuyorum. Onların dertlerini dinliyorum. Mağdurlarımız var, onları dinliyorum. 12 milyon elektriği kesilen vatandaş var. Fakir fukara bunların. %99,9'u fakir fukara aileler bunlar. Bunlara sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla hepinize beni güzel bir sofraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burada olmaktan son derece mutluyum. Önümüzde bayram var. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Kadir geceniz mübarek olsun diyorum. Hayırınızı, duanızı eksik etmeyin. Onu da ifade edeyim. Sözlerimin başında söyledim. Sözlerimi bitirirken yine söylüyorum. İnşallah Temelli'yi Ankara'nın güzel ilçesi haline getireceğiz. İnşallah. Buna inanmanızı isterim. Hepinize teşekkürler. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hepinize teşekkür ederim.